Bu görsel dersimizde SQL Plus ile hazırladığımız sorgumuz üzerinde silme işlemi yapmayı öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak HR ile login oluyorum. Şu an veri tabanımıza bağlandık. Şimdi hızlı bir şekilde select Yıldız from employees X yazdım. X'in neden kullandığımı birazdan anlatacağım. Enter dedim. Ve gördüğünüz gibi bu tabloyu bulamadı. Şimdi ben burada bir hata yaptım. Nedir hata? Employees'in sonunda X yazdım. Normalde X yazmamam gerekiyordu. Tablonun adı Employees. Haliyle bu sorgu çalışmayacaktır. Bu Employees tablosunu select ettiğimiz sorgu şu an SQL Buffer'da saklanıyor. Bu SQL Buffer üzerinde bu sorguda bir silme işlemi yapmam gerekiyor. Sonundaki X'i silmeliyim. Bunun birkaç satırlık bir sorgu olduğunu düşünürsek ne kadar faydalı olacağını kestirebiliriz. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunun en sonundaki X'i silmeliyiz. Peki bunu direkt bu şekilde tekrar sorgu yaparak değil de SQL Buffer üzerindeki sorguyu düzenlememiz gerekiyorsa ne yapmalıyız? Bunun için de change kullanıyoruz gene. Change, daha sonra change'den sonra hiç boşluk bırakmadan slash işaretini koyuyorum ve silmek istediğim karakteri yazıyorum ya da string'i, metini, artık ne derseniz, metini yazıyorum. Ben burada x'in kaldırılmasını istediğim için onu yazıyorum. Daha sonra kapatıyorum ve sorgumuzu gönderdim. Gördüğünüz gibi select Yıldız from employees sorgusu düzenlenmiş bir şekilde listelendi. Bu listelenen sorgu SQL Buffer'dan geliyor. Çünkü biz change kullanarak SQL Buffer üzerinde bir düzenleme işlemi gerçekleştirmiştik. Düzenledikten sonra tekrar bize bu sorguyu gösterdi. Şimdi bunu nasıl kullanabiliriz? R ya da run yazarak enter'a bastığımda bu sorgu başarılı bir şekilde gerçekleşecek. Gördüğünüz gibi bu şekilde gerçekleşecek.